iyi kullanmak adına tek tek hitap yapmayayım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm kardeşlerimize hepiniz hoş geldiniz. Bizler birkaç yıl önce bir Ramazan iftarında Üsküp'e ve Kalkandeli'ne, ayrıca Kumanova'ya gitme fırsatı bulmuştuk. Orada yaşadığımız bir anım var. Kısaca ben onu anlatmak isterim müsaadenizle. İftardan sonra dolaştık biraz caddelerini, sokaklarını. Sonra bir pastanenin önünden geçerken arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki bir pastaneye uğrayalım, buranın güzel bir tatlısı var. O zamana kadar da ben o tatlıyı bilmiyorum. Tatlının adı Trileçe. Trileçe yiyelim. Tamam dedik hep beraber. Pastaneye girdik. İçeride yer yoktu. Dışarıda kapının önünde geniş bir masa var. Oraya hazırladılar hemen. Oturduğumuz masanın arkasında da masada oturan tek bir vatandaş masaya oturmadan selam vererek selamünaleyküm diyerek oturduk. Selamımızı aldı sağ olsun. Hoş geldiniz dedi. Türkiye'den mi geldiniz dedi. Evet dedik. Sonrasında bizim o uzun masada, böylesi bir uzun masada epey kalabalık da bir sofrayla tatlımızı yedik. O arada arkamıza döndüğümüzde beyefendi ayrılmıştı. Biraz sonra arkadaşlarımızdan bir tanesi hesap ödemek için içeriye girdiğinde ona demişler ki hesabınız ödendi. Kim ödedi? O pastaneye gelirken selam verdiğiniz ve daha sonra buradan ayrılan vatandaş var ya, o ödedi. Selam olsun ona. Sana selam olsun o cömert yürekli Balkan kardeşimize. O Aliye ruhlu, Aliye İzzet, İzzet Begoviç'in, o bilge kralın ruhunu taşıyanlara selam olsun. Oralarda bulunan ve oralardan ülkemize gelmiş olan, kendi öz yurduna gelmiş olan tüm kardeşlerimize selam olsun. Bu kardeşliği, bu yürekliliği daim kılsın Mevlam. Belediye başkanımızın dileklerine aynen katılıyorum. Bu yurdun, bu vatanın, bu ülkenin sevdalısı olan herkesle birlikte sevgiyi büyüterek, kardeşliği büyüterek büyüyeceğiz inşallah. Sevelim. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz söylerdi hep. Hiç aklımdan çıkmıyor. Derdi ki sevgi yan tesiri olmayan bir şeydir. Onun için çok sevin. Hiçbir yan tesiri yok. Sevin ve sevilin. Bunu da bol bol etrafımıza yayalım inşallah diyorum. Ben de hepinize bu kardeşlik ortamının devamı konusunda gösterdiğiniz gayretler dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Özellikle de belediye başkanımıza çok teşekkür edildi. Bir kaymakam olarak özellikle o bölgenin yerel yönetiminin çalışma ortamına, çalışma iklimine kattığı birliktelik çok önemlidir. Ben o bakımdan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Hakikaten elinize sağlık. Bu barış içinde, huzur içinde yaşama ruhunu her noktaya taşıyorsunuz. Rabbim gücünüzü de artırsın. Hepinize selam olsun diyorum. İnşallah bir dahaki sefere, ben az önce başkanla birlikte aynı şeyi söyledik. Kosova ne kadar güzel topraklar. Ben henüz daha Kosova'yı göremedim ama inşallah bir dahaki sefere diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim.